Herkese merhabalar. Bu videoda borsa endeksleri analizi yapacağım. Öncelikle Amerikan borsa endeksleri S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones. Daha sonra Almanya'dan DAX ve en sonunda da BIST 100'ün Türk lirası bazlı ve dolar bazlı grafiklerini inceleyeceğim. Her pazar günü düzenli olarak bu analizleri yapıp sizlerle fikirlerimi paylaşmaya devam ediyorum. Gün içerisinde platin palladium ons analizi yayınlandı ve Forex'te kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlar için dolar pariteleri analizi de yayında olacak. Dileyenler dilediklerini izleyebilir deyip analizlere geçmek istiyorum. Şimdi S&P 500'de başlayalım. S&P 500'de geçen hafta söylemiştim bir kararsızlık haftası olabilir şeklinde belirtmiştim. Bir ters V yapabilir, V yapabilir demiştim. Tam tersi ters V yaptı. Fakat bir kararsızlık içerisinde haftayı kapattı. Yani daha önceki düşükten daha düşük bir kapanış yapmadı. Şimdi esasında S&P 500'e benim bakışım düşüş trendinin içerisinde olduğumuz yönünde. Ben Amerikan borsa endekslerinin düşüş trendi içerisinde olduğunu düşünüyorum. Fakat zamana yayılmış bir düşüş trendi içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Belli bir süre daha bu düşüş trendlerinin özellikle önümüzdeki haftadan itibaren şöyle hareketler yapa yapa daha derinlere gidip en sonunda da yükseliş yönüne döneceğini düşünüyorum. Yani bu düşüş trendlerinde belli noktalarda alımlar yapmanın, Amerikan borsalarına yatırımlar yapmanın o uzun vade için çok karlı olabileceğini değerlendiriyorum. Bu noktalar neydi benim için? Daha önceki videolarda da paylaşmıştım. 4271'den itibaren hisse senedi, Amerikan borsasında hisse senedi almaya başlarım. Fiyat 4060'a gelirse endeks ETF'i almaya başlarım. S&P 500 endeks ETF'i almaya başlarım. Ve fiyat 3610'a gelirse ki böyle bir ihtimal var. Yani küçük de olsa 3610'a gelme, iğne atma ihtimali var. Eğer böyle bir şey olursa da kaldıraçlı piyasada long işlemi açarım şeklinde planlarımı sizlerle paylaşmıştım. Şimdi yukarıda da tabii ki bu bir düşüş trendi içerisindeyiz ve ben bu düşüş trendini Gamfan çizgimiz ile takip ediyorum. Yukarıda da eğer Gamfan çizgimiz 1 bölü 1 kırılır ise o zaman artık düşüş trendinin bittiğini, yeniden yükselişe başladığımızı düşüneceğim. Dolayısıyla yukarıdaki trend değişim sinyalini bir güncellemek istiyorum artık. Yaklaşık geçen hafta 4700'dü bu değer. Alçalan bir trend olduğu için bunu biraz aşağıya çekmemiz gerekiyor. 4680. Yani S&P 500 4680'in üzerinde günlük kapanış yapar ise bu bir al sinyalidir ve yeni bir yukarı hareketin başladığı, düşüş trendinin bittiği anlamına gelir. 4680 üzerinde günlük kapanış yapmadığı sürece, 4680'in altında olduğu sürece satış baskısının devam edebileceği anlamına gelir. Yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirmek gerekir. Genel hatlarıyla düşüş trendi içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Peki önümüzdeki hafta neler var? Önümüzdeki hafta iki önemli olay var piyasaların takip edeceği. Bir Rusya-Ukrayna gerilimi zaten takip edilen bir unsur. O gerilim takip edilecek. İkinci nokta olarak da Fed'in toplantı notları önümüzdeki hafta yayınlanacak. Dolayısıyla geçen toplantıda sıkılaşmaya yönelik, parasal sıkılaştırmaya yönelik üyelerin görüşlerini bu tutanaklardan okuyabiliyor olacağız. Bunun da bir volatilite yaratma ihtimalini ben yüksek görüyorum önümüzdeki hafta içerisinde. Yani iki unsur da negatif unsur. Hem Rusya-Ukrayna gerilimi hem de Fed tutanaklarının yayınlanacak olması, ikisi de borsalar açısından negatif unsur olarak görülebilir. Geçen hafta önemini belirttiğim bir nokta vardı. Şu daha önce yaptığımız düşük 4313. Bu hafta 4313'ün altında bir günlük kapanış yapma ihtimalimizi ben yüksek görüyorum. Ve 4313 altında yapılacak günlük kapanışta trendin düşüş yönlü olduğunu tüm piyasanın anlaması için önemli bir unsur. Yani 4313 altında günlük kapanış yapar isek bütün piyasa trendin düşüş yönlü olduğuna ikna olacak. Şu anda piyasanın yarısı hala yükseliş içerisinde olduğumuzu düşünüyor. Fakat buradan, bu bölgelerden, yine 4270 bölgelerinden yukarı yönlü bir hareket başlama ihtimali de yüksek. Yani bir nevi bir alım fırsatı da verebilir kısa vadeli. Kısa vadeli trade fırsatı diyelim.
Yani önümüzdeki hafta ilk günlerde şöyle bir tepki olsa bile daha sonra özellikle FOMC toplantısıyla birlikte çarşamba tutanaklarıyla birlikte sert bir dip yapıp ondan sonra yukarı tekrar bir hareket başlayabilir. Dolayısıyla buraları bir alım noktası 4270-4250 bölgesine bir alım noktası olarak değerlendirilebilir orta vade için. Fakat daha sonra tekrar yönünü aşağı çevirme ihtimali yüksek. Yani borsalarda önümüzdeki hafta bir sert hareket olma ihtimalini ben yüksek görüyorum S&P 500 tarafında. Nasdaq Teknoloji Endeksi esasında düzeltmesini tamamladı. Çok ciddi satış yedi. %15 oranında tepeden satış yedi. Ondan sonra yukarıya gitti. Fakat satış yemeye devam ediyor. Diğerlerinden daha fazla satışıyor. Şimdi S&P 500 en doğru endeks bize hani en homojen endeks diyebiliriz. Nasdaq teknoloji şirketlerinin ağırlıklı olarak bulunduğu bir endeks. Dow Jones eski endüstriyel şirketlerin bulunduğu bir endeks. Dolayısıyla bize borsalar hakkında en doğru bilgileri S&P 500 veriyor. S&P 500'ü dikkatli takip etmek gerekiyor. Nasdaq tarafında da 14.140 yine önemli bir değer. Fakat kırılırsa 12.600'e kadar hareketin devam etme ihtimali yüksek. Önümüzdeki hafta ara değerde 13.500 gibi yukarıya dönme ihtimali var. Fakat ilerleyen zamanlarda daha yavaş yavaş bu 12.600'e gelip yukarıya gidebilir. 15.700'ün altında kaldığımız sürece düşüş trendi içerisinde olduğumuzu düşüneceğim Nasdaq'ta da. Dow Jones'a bakalım. Dow Jones tabii endüstriyel hisselerin bulunduğu bir endeks olduğu için daha güçlü duruyor. Özellikle petrolün yükseliyor olması da Dow Jones'u olumlu etkiliyor. Brent petrolde hala 107 dolara yükselme ihtimalini ben yüksek görüyorum. Dolayısıyla Dow Jones diğerlerinden daha güçlü olabilir, daha güçlü durabilir. Daha az satım yiyerek yani 31.400'den yukarıya doğru hareket başlayabilir. Şu anda 36.000'in altında kaldığı sürece satış baskısının devam ettiğini düşünebiliriz. Düşüş trendi içerisinde olduğunu düşünebiliriz. Ve bu hareketin tekrar 33.000 bölgesine kadar gelip bir tepki hareketi yapma ihtimali önümüzdeki hafta yüksek. Fakat ilerleyen zamanlarda daha derin düşüşler olabilir. Yılın ikinci yarısı ile birlikte bütün borsa endekslerinde daha yukarı hareketler olma ihtimalini ben yüksek görüyorum. Almanya borsa endeksi henüz sat sinyalini bile çalıştırmadı. Burada da tabii petrolden kaynaklı bir destek görüyor bu borsa endeksi hisseleri. 15.105'in altında günlük kapanış yaptığı zaman satışın derinleşmesini bekleriz. Bu hafta bu olabilir. Yani Avrupa borsa endekslerinde özellikle şöyle bir 14.500'e kadar bir satım gelip oradan tekrar 15.105 denemesi yapılıp ondan sonra aşağıya gelme ihtimali olabilir. Yani ben bu hafta derin bir düşüşün alım fırsatı yaratıp şu tepki yükselişine de oynanabileceğini düşünüyorum. Tabii burada çok yetenekli olmak lazım. Al-sat konusunda tecrübeli olmak lazım. Al-sat konusunda tecrübeli olmayanlar için yıkıcı sonuçları olabilir. Tabii biz kendimizi ilgilendiren hani BIST 100 endeksine bakalım. BIST 100 endeksinde neler oluyor? Türk lirası bazlı grafikte hep söylediğim gibi işte büyük bir düşüş oldu. Onun düzeltmesi oldu. Ondan sonra ara sallantılar oluyor. Ve bu BIST 100 Türk lirası bazlı grafiğe göre alım satım yapmak çok tehlikeli. Çünkü hani değerlendirmenin zor olduğu bir grafik. Buradaki alım satımlar sizleri yanlış kararlar vermenize yönlendirebilir. Dolayısıyla ben BIST 100'de alım satımlarımı sadece dolar bazlı grafiğe bakarak yapmanın doğru olacağını değerlendiriyorum. Türk lirası bazlı grafiğe göre alım satım yapmanın yanlış olacağını değerlendiriyorum. Dolar bazlı grafiğe baktığımızda ise hiçbir değişiklik yok. Yani yurt dışı borsalar negatif ama biz zaten onlar pozitifken düşüyor idik. Bakın biz onlar pozitifken çok fazla düşüyor idik. Dolayısıyla yurt dışı borsaların negatif olması Türk lirası bazında etkileyebilir ama hani dolar bazında çok da fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Etkilese bile bunlar bir orta uzun vade için alım fırsatı olacaktır. En dip noktalardayız çünkü dolar bazlı grafik değerlendirirsek. Dolar bazlı grafiğimizde yine 135-140 dolara gelir ise bir alım fırsatı yani dolardan borsaya geçiş için bir fırsat
olarak değerlendirmek gerekir. Bu hafta bu hareket yaşanabilir. Yurt dışının da bozması nedeniyle bu hafta bu hareket yaşanabilir ve bir alım fırsatı verebilir. Özellikle FOMC toplantısının yayınlanacağı çarşamba günü, perşembe günü bu hareket olabilir. Tetikte olmakta fayda görüyorum. Daha da derine inerse 125-130 dolarında güzel bir alım noktası olabileceğini değerlendiriyorum. Bunlar alım noktalarımız. Yukarıya gelirse 175 dolarda da 175 dolar seviyesinde de satıp yani borsa hisselerinden çıkıp borsadan çıkıp dolara geçmenin daha doğru olabileceğini değerlendiriyorum. Eğer olur da yukarı gider ise oradan bir red yeme ihtimali daha yüksek. Tekrar aşağıya gelme ihtimali daha yüksek. Daha sonraki aşamada tekrar yukarı çıkabilir. Yani burada bir sat al fırsatı verebilir. Fakat önümüzdeki hafta özelinde bu ihtimali düşük görüyorum. Önümüzdeki hafta özelinde sanki özellikle FOMC toplantısı nedeniyle bir al fırsatı verebilirmiş gibi görünüyor. Tetikte olmakta fayda var. Umarım faydalı olur. Hepinize bol kazançlar diliyorum.